Birazdan bu Şalbasarı şenliklerinde, Asa şenlikleri diyelim, o hanımların giymiş oldukları yöresel kıyafetlerin dikimini yapan bir terziye uğrayacağız. Yerini öğrendik, oraya doğru gidiyoruz. Olduğumuz terziye geldik. Abimiz zaten burada. Paraları dikiyor. Maşallah. İsim neydi abi? İsim Ali Yavuz. Şöyle bir sene. Sadece burada neler diktiğinden bahset. Yöresel kıyafet ya mesela yaylalarda, bu Asa'nın bir farklı kültürü var. Yaylalarda her taraf rengarenk oluyor. Aynen. Şimdi baktığın zaman böyle birileri bu işi organize etse bu kadar güzel olmaz yani. Bu müthiş bir renk uyumu oluyor. Bayanlar böyle horona bir girince. Aynen. Onların mimarı sizlersiniz ki şu kıyafetlerden görüyoruz. Yani kadınlar şimdi her sene farklı farklı giysiler alır, kıyafetler alır. Hangi renk moda ise o rengi alırlar. Bir ara ipekler meşhurdu. Düz renk çiçekler. Bundan 10 sene öncesi pullu kadife tarzı kumaşlar moda olmaya başladı. O 10 sene sürdü. Tekrar 10 seneden sonra tekrar gibi geriye dönüş oldu. Tekrar eski kumaşlar, ipek çiçekli kumaşlar. Onlar revanşa geldi yani. Onlar mı talep ediyorlar böyle dik falan? Tabii. Yoksa sen mi dikip öyle diyorsun? Müşteri talep ediyor. Müşteri her senenin ediyor. Farklı bir modası vardır. Mesela o kıyafetlerin tamamı burada dikiliyor mu? Tamam, adense. Mesela Adam müşteri diyor. Siz beni arasanız deseniz ki bana diyelim İstanbul'dan, Bursa'dan beni aradınız. Yani benim kızım var, eşim var. Bana bir tane kıyafet lazım. Bana ölçü vermeme gerek var mı deseniz ben size derim ki bana ölçü vermenize gerek yok. Hanımınızın, çocuğunuzun boyunu, kilosunu söyleyin. Ben ona göre ayarlarım. WhatsApp'tan kumaş resimlerini atarım, gönderirim. Siz ona göre beğenirsiniz. Ben buradan kargoya verir gönderirim. Peki, yani bu adense hepsini. Adense yukarıdan aşağıya topuğuna varana kadar hepsini ayarlıyoruz. Yapıyoruz. Yardımcı ne kadar olarak sürüyor mesela bir takım hazırlayıp yollama? Yani normalde bir takım hazırlayayım dese, normalde bir insan yapayım dese bir haftada yapamaz. Bir haftada. Siz ekip olarak mı yapıyorsunuz bu işi? Biz tabi aile olarak. Bir kısmı muhtemelen daha önceden hazırlanıp bekletiliyordu. Asıl bu işi yapan annemdir Pembe Yamaç. Yani tabi ben de yapıyorum, kız kardeşim yapıyor. Tabi şu anda bu işi işletmeyi işleten benim. Ben aşağı 25 senedir bu işi yapıyorum. Yani işimizden de memnunuz. Yani talep de çok. Yani kına gecesi yapmak isteyenler arıyorlar bizi. Şöyle şöyle bir elbise lazım bize, kına gecemiz de lazım. Alıp gönderiyoruz. İcabına eskiden folklor kıyafetleri daha çoktu fazlaydı. Şimdi kostümcüler var ama kostümcülerin yaptığı orijinal bir şey değil. Yani çakması. Ama bizim yaptığımız orijinal. Mesela adam diyelim İstanbul'dan arayacak size, araştı buldu. Nasıl yapmanı, nasıl ulaşması lazım size? Bir telefon söyleyebilirsin. Telefon numaram 0507-611-2859. Sizi bu aradığı zaman evet boyunu, kilosunu her söylüyor. Şey. Ya, siz ben, hazırlıyorsunuz bir hafta 10 gün içerisinde. Bana diyecekler ki bana kırmızı kumaş lazım, elbise lazım, pembe lazım, çiçekli lazım. Ben ona göre resmini atacağım. Ona göre onlar beğenecek, ben ona göre lazım. Takım fiyatları kaç liraya çıkıyor? Takım fiyatları şu anda 4.500-5.000 lira. Ama şu anki piyasada ben size verdiğim şu anki fiyat bir ay sonra daha farklı olabilir. Piyasa öyle zaten. Çünkü haftası dakikası günü gününe oynuyor. Çünkü erkek kıyafetleri ben Trabzon'a sordum 7.000 liraya buluyor dediler. Kesinlikle. Yani bayanlardaki daha çok kumaş gidiyor. Tabii. Normal yani. Yani buluyor. Rahatlıkla buluyor. Hı-hı. Yani diyorum ya, şimdi biz asas bu yöresel kıyafetin ana yeri Şalpazarı burasıdır. Şalpazarın merkezidir. Bizdiriz. Ama şimdi bu işi yapmak isteyen çok insanlar var. O kadar çok yapan var ki. Hı-hı. Ama orijinalini yapmıyor. Onların yaptığı sadece yani iki ayda terziliği öğrendim. Ben terziyim. Al sana elbise. Ama elbise mi? Evet. Yani bir marka almakla
gidip de bir basit bir şey almanın arasındaki farkı söyleyeyim. Yani ya şöyle ben şu, başka bir şey şu kıyafet kültürü almasam şenlikler hiç olur, onu söyleyeyim yani. O rengarenk birçok insanın renkliliğe geliyor öyle. Ben de öyle. Tabii tabii. Mesela ben Karakasra'ya geldim, hayran kaldım ya. Çok güzel. Bizim bu kültürümüz, ya bizim kültürde renkler çoktur. Renkler nedir? Renkler doğanın rengidir. Bizim mesela şöyle yeleklerimiz var mesela. Şöyle söyleyeyim. Evet. Mesela şunlar. Mesela fistan diye mi geçiyor? Tabii fistan. Mesela şöyle çiçekle. Rengarenktir. Bunların hepsi doğaya uyumludur. Evet. Kamuflaj gibi bir şey yani. Yani arama isteyen olursa da bu şeyler her şekilde yardımcı olur. Bir kartın bir şey var mı? Kartım şu anda bitti ama... Yok tamam, telefonunu ben yazarım. Tamam. Koryana Seyir Defteri diye Facebook'ta sayfa var. Popüler bir yerdir. Facebook kullanıyor musun? Facebook? Aha. Kullanıyorum. Aç orayı göstereyim sana. Orada paylaşacağım. Bir de YouTube'da Lahana Seyir diye bir YouTube kanalımız var. Onu da paylaşacağım. Koryana Seyir Defteri. Kordinalı Hüseyin Hüseyin'i tanırsın. Bura. Ha, buralı zaten. Şöyle geliyor. Sanı köyündeniz. İsim sana geliyor. Göstertelim. Türkü salondan geliyor. Şöyle buldum ben sana. İsterseniz siz de yazın. İmdat açı yapmış olabiliriz.